tane ayrılır. Bu arada bu böyle sanki... hepimizin gerçekten yaşadığı bir durum ister evet, istemez. Yani ben benim ayrı bir durum da asla. Gerçekten asla bu arada. Es geçiyorum zaten. Direkt şırşır geçiyorum. Ama sen böyle... Görkem'e hep böyle şey gittin ya, şaka. Evet. Biraz sert gittin, tatlı sert oldunuz. Son şeylerde sende ama hep şey böyle. Acaba mı? Dışarıdaki o görüntü verdiğiniz görüntü sanki seni bir aklını bulandırdı gibi. Olamayacağını biliyorsun. Da, hani o çağırdı diye gitmiş oldum oraya. Ama hani orada gerçekten senin hiçbir şeyin yok bu arada. Ben de dedim ki... Yani muhabbet edip biz kavga etmedik Görkem. Yani bizim aramızda bir şey de yaşanmadı. Hani niye kötü davranayım ki diye düşündüm. Muhabbet ettim çünkü eve geldiğinde de konuşuyoruz zaten. Ama hani o iliklere gelirsem de orada aslında biz kavga ediyoruz. Ama onu öyle bir değiştirmişler ki. Sanki orada büyük bir aşk yaşıyoruz. Daha hani birbirimizi gözetliyormuşuz. Ben ne düşünüyorum biliyor musun? Görkem şey yaptı ya yorum olarak. İşte saçma şeyler yaptı. Orada beni bir araya kakıttı. Saçma şeyler yaptığımdan kastı. Çünkü bizim olaylarımızdı aslında orada söyledi. Ama pregalalarda hep demedi mi? İlk Buse'yi beğenmiştim. Sonra onun başka bir olayı olunca evet. Aynur'a şey yaptım. Önemli değil kim önce beğendi. Ama sanki o editlerden sonra onda da bir böyle hani... Aynur'a bir tekrar hazır sizin bitme konusu olmuşken fırsat bilip ben öyle düşündüm. Abi adama da bir tepki vermelisin ya. Ne yaptım kanka peki? Kırmızı odaya aldın geldin mumları üfledin. Ya ne bileyim ben tabii ki de git adama yumruk at ya da birbirinize gidin. Tabii ki de ne diyorsun? Ne yapmalısın? Tepkisi ona göre. Bu söylediğinden kavga etmenizi istiyorum. Ben kavga etmenizi en azından tepki yok. Tamam kanka ben küçük bir şey söyleyeyim. Ben küçük bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Tepkisini zaten o kızı oradan alıp çekerek. Ne yapsın ne yapmalısın? Yöntemi muhatap olmayarak tamam ben size bir şey söyleyeceğim şimdi. Ben kavga etsin diye demiyorum. Ne dedim? Buradan başka bir şey çıkıyor ki ortaya. Görüştüğüm bir insan, iyi anlaştığım bir insandı bu evin içerisinde. Samimiyetimiz aynı değil yani senle onun, benimle onun. Öyle. Ben Aynur'u orada gördükten sonra bu adam da yakın görüştüğüm bir insan olduğu için önce sakin kalmam gerektiğini düşündüm. Çünkü sakin kalmadan bir hareket etsem gerçekten aramızı bozmak istediğini düşündüğüm için gidip oraya gitsem belki ben de diskalifiye olacağım. Belki bu adam da diskalifiye olacak. Bugüne kadar bu hataları çok kez yaptım burada ve bunun belli başlı bir sonucu oldu. Sen mesela ona göre hareket ediyorsun şu anda. Ben de düşünüyorum abi. Sürekli kendi kendime düşünmeden tartışma yaşayacağıma gittim sağlıklı şekilde düşündüm. Sakin kalmaya çalıştım. Önce çok sinirlendim ama sakin kalmaya çalıştım. Aynur'a güveniyorum çünkü. Kötü bir tepki verip onu üzmek istemiyorum. Bu adamla da biz görüştüğümüz için, aramızın iyi olduğunu düşündüğüm için onun da belki orada arkadaşça çağırdı. Belki benimle konuşmak için çağırdı diye düşündüm. Bu böyle bir ihtimal var diye düşündüm. Böyle mi düşündün? Yok hayır bak mumlar var orada tabii ki farklı bir şey de olabilir. Ama sağlıklı düşünüp öğrenip ondan sonra hareket etmeye karar verdim. Benim için o kırmızı odada kalması Aynur'un yanlış bir hareketti. Görkem'in açıklaması ne oldu? Görkem sen ne açıklama yaptın? Ben şu an ilişkileri varken devam etmeyeceğim. Sadece geçmişten kalan beğentimi tekrar söylemek istedim ve kapatmak istedim. Yanlış bir şey mi söylüyor muyum? Kapatmak istedim dedi fakat kapatılmış gibi bir şey durmuyordu. Tamam böyle söyledi mi bu adam? Söyledi. Öyle bu sanırım. Adam böyle söyledi. Ben evet. Sözüne kanaat ediyorum. Bundan sonra farklı aynen. Bir hareket yaparsa ona göre davranırım. Bir şey diyeceğim tamam. Adam ama şey diyor buna Aynur karar verecek diyor. Aynur benle ben alakalı konuya karar verecek. Berke'yle olan mevzusu için karar verecek. Şey sen söyle ben Berke'yle olan mevzuları ayrılır biter eğer çatırdarsa o zaman beğenimi tekrar dile getiririm. Ama ben aralarında üçüncü kişi olmam onu diyorum. Tabii beğenim var. Bir hissim var ama Berke ile bir diyalog halindeyken ben girmem oraya. Sadece en azından rengimi belli ettim. Evet. Eskiden kalan düşüncelerimi şu anlık dile getirdim. Şöyle bir durum da var. Aynur çok güzel bir kadın, çok çekici bir kadın. Buraya belki yeni bir aday da gelecek. Diyecek ki ben Aynur'u beğeniyorum. Burada Aynur'un tepkisi önemli olacak benim için. Tabii ki onunla da böyle yeni gelen insanla o şekilde yaklaşmayacağım. Söylemem gereken her şeyi ona da söyleyeceğim. Ama genel anlamda çok güzel ve çok çekici bir kadın olduğu için herkes çağırabilir. Bir şey söyleyeceğim. Benim isteyip istemem önemli değil. Ben tabii ki istemiyorum. Bir saniye. Tepkisini kanka. De gördük bu arada. Çok tamam, tabii ki de olumlu bir şeyler söylemedim bu ben arada. Gittim, kadınımı aldım, çıktım. Üçümüz gidebilir miyiz? Üçümüz hakikaten ekmek istiyoruz. Lütfen. Saçlarımı da yeni yaptırdım. Allah aşkına bir görsünler saçlarımı. O kadar para verdik kız. Ben bilek sesimi çıkarmıyorum. Beni duyunca izin vermiyorsun. Robocum ne olur. Hadi. Hadi ya. Ben seçim.
Gidebilir miyim? Bardağım da orada, onu da alacağım. Yaşasın. Ben izin verdi. Içeyim. İzin verdi. İzin verdi. Hadi gel. Geldim, su içmem lazım. Ay ben de su içeyim. Biz erkekler evine çatlayın patlayın. Bay bay. İzin vermez normal. Orada sonuçta o odaya gittiği zaman Görkem'le bak, Görkem'e karşı bir siniri var, tamam mı? Evet, doğru olanı yaptı. Doğru olanı yapıp Görkem'e karşı sinirini Görkem'le muhatap olmayarak belirtip kızı alıp çıkıyor. Görkem'le gayet muhatap olunca daha iyi olmuyor. Bu nedir biliyor musun? Ya ben seni görmüyorum zaten demek oluyor. Ha, görmüyorum demek oluyor. Bir de bu özgüven belirtisidir. Özgüvensiz adam gider orada erkeğe karşı bir hamle ya da şiddette bulunur. Bir de şunu da düşünebilir. Orada anladın ekstra mı bir tepki, Aynur'u rahatsız etme durumunu da düşünerek ki hareket etmiş olabilir. Mesela kavga etsek zaten en büyük Aynur için sıkıntı. Kavga etmek, muhabbet etmek. Ben sadece genel olarak evdeki ortamdan söylüyorum. Şimdi bir anda geriliyorsunuz ya burada. Bir şey yok ortada. Orada öyle olamayız ama. Aynur da var orada. Ben Murat'la olan konularım çok farklı. Bana düşman mısın diyor. Beni böyle sanki daha böyle şey baskı altına almaya çalışıyor. Ben ona karşılığını hakkını veriyorum. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Dedin ya hani işte ben orada tepki verseydim, yükselseydim o da bana yükselecekti ve sonrasında diskalifiye olacaktık. Biz burada nereden baksan 10 olayımızdan 9'unda diskalifiye olacak seviyeye geldik. Tamam. Bunları düşünmüyorsun da şu an mı düşünüyorsun? Ama sizin tamam, kollarda sen güzel şey yok. Mesela ben o zaman nasıl diskalifiye oluyorum sen o zaman gör, tamam mı? Bir şey söyleyeceğim sizin arkadaşlar. Sizin kollarda böyle sebepler yok ama. Görkem bir saniye. Ben Yeliz'i kırmızı odaya çağırdığımda affedersin madığınız kaldı. Ne etik değil diye. Senin en yakın arkadaşın yapıyor bunu, en sen susuyorsun. En yakın arkadaşım değil, iyi anlaşıyorum. İyi yani anlaştın. Tamam benim bu adamla o kadar bir muhabbetim yok. Benim yaptığım etik olmuyor ama siz iyi anlaşırken çağırmasına adamın hiçbir tepki yok. Ama bizim bir geçmişte konuşmuşluğumuz vardı. Sizin yerinize hiç yok. Bir şey olsa ben zaten araya Görkem'e karşı tepkisi de belli etti yani. Fakat öyle bir tepki yok mu? Bardak kabul edilemez bir tepki. Kavga ettiğimiz herkesin tepkileri hani farklı. Diskalifiye olacak. Sen bardak mevzularını sen açıyorsun. Sen bardak mevzusundan dolayı bana yükseliyorsun. Karşılığını alacaksın tabii ki yani benden. Ya ben ne yapacağım olur. Sen bardak mı o bardağı ben kullanacağım sen ne diyorsun sen kimsin dersen bana ben sana tabii ki sen o anda hiçbir sebep yokken bana bardak orada telefon gelişi biz seninle bardak yüzünden tartışma olmadı o bardak telefon gelişi misal veriyorum ben de anladın mı? Benim sadece demek bak şu an bile geriliyorsunuz anladın mı? Evet. Ben bunu demeyeyim bak şu gerilimin üstüne kırmızı oda şey kalıyor bak şu geliş bak şurada bile geriliyorsunuz. Ondaki bu özgüvenle ego arası bir şey. Anladın mı? O ya onu asla burnu düşse yere almaz tipler vardır ya. Evet. Biraz öyle ama Berke'de ben şunu görüyorum. Önceki şeylerin istinaden tabii yorumumu söylüyorum. Gerçekten bir şeyleri törpülemeye çalışıyor. Ama bir yerde i̇şte de onu patlak veriyor. Çünkü bastırmaya çalışıyor ama ben için hani de konuşuyorum, görüşüyorum. Ama ya görüşüyorum, görüşmüyorum. O da o günlerde gelir. Ama yani ne bileyim ya o günkü tepkisi değişikti gerçekten. Bana yüklenilmesi her bir de şey mesela erkekler de üstüme geliyor. Orada demiyor hani ya siz ne yükleniyorsunuz erkekler, benim hani benim kız arkadaşım. Aynı düşmez gibi evet, bir şey söyleyebilir. Bunu söylemesi işte lazım. Korumacılıktan onu kastım bu zaten. Evet, o yüzden bir erkeğin beni her anlamda bizim savunmasını aramızda istiyorum. Ben şu an ona bunu yapıyorum ama sebebi siz var sinirliyim. Evet arkadaşlar. Siz bu konu çünkü madem bu konu aslında biraz da böyle özel bir konu. Yorum yaptır beni orada yüceltecek beni orada yücelt. Bana da diyor sen niye çıkıp gitmedin? Ya ben Görkem'le aşk yaşamadım. Biz konuşuyoruz zaten evin içinde. Aslında işte evet o açıdan da şimdi hani kanlı bıçaklı olursunuz bir düşman. Diyor ki abla sana abla. Yok, abla ya dediği o, evet. Evet yani onu söylüyor. Hani ve çirkinleşiyor kavgada anladın mı? O kötü. Ben onu sevmiyorum. Seni de çıldırtan şey o zaten. Çirkinleşen. Bir de baktım sesimi duyurmaya çalışıyorum. Bir şeyler söylüyorum üstüne atlıyor bir şey söylüyor. De nefret ederim. Mesela benim söylediğim şey A. Ama o sesimi bastırmak için B'den giriyor konuya. Hani o an söylediği şeye cevap vereceğim. Ay o ama sesin hani konu karışsın diye B olayından bahsetmeye başlıyor. O konu değil de başka bir konu. Evet çok inanılmaz bir yani manipülasyoncu. Evet. Biraz. Evet. Hani ne her diyecek? Kafası karışsın. Çok çok akıllı bir çocuk ve bu biraz ben de zeki erkek severim de yani aklını böyle şeyleri kullanmasın. Kurnazlık. Oğuzhan ve Görkem kızlar evine. Oğuzhan ve Görkem. Beyler siz. Oğuzhan mı Oğuzhan mı? Oğuzhan. Oğuzhan.
şu konuyu açıklık getireceğim. O mevzuda ben de araya girmek zorunda kaldım. Oğuz sen bana bu adama tekti olay. Bak bak bir saniye yani. Sen bir saniye Berke bak beni dinle burayı dinle. Geldi bana ne dedi? Geçmiş mevzularımı açsam falan filan yeni geçmişlerimi açsam. Bak beni bir dinler misiniz lütfen? Arkadaşlar bak ben orada saçma sapan bir zan altında kaldım. Yok ben sanki kim söyledi bu arada? Ben sanki biliyormuşum gibi falan da filan. Geldi bana dedi ki geçmiş konularımı açsam işte geleceğimi yönel. Dedim ki geçmişi bir tarafa bırak. Geleceğe yönel, geçmişe hiç bakma. Kanka bana anlattın bunu zaten. Evet. Yani bak ay, hayır bilmiyor şu anda. Herkes Oğuz, duysun. Herkes şey, kararını da bilmiyordu bu arada. Hasreti ya da herkes duysun. Ondan çağıracağım. Sonra yok ben kötü gibi gözükmek istemiyorum. Ben ona ne dedim? Dedim bak saçma sapan mevzulara girme. Saçma sapan mevzulara da gireceksen en başta Berke'ye söyle ona göre hareket edin. Ondan sonra sen bana orada dedin ya ben kime dost diyeceğimi şaşırdım falan filan. Benim orada seni kötüleyeceğim ya da senin arkandan iş çevireceğim hiçbir mevzu olmadı yani. Biz bunu konuştuk. Ben seni gayet herkes bilsin yani. Sıkıntı yok. Ben sadece Görkem'in yapmış olduğu bir tane konuya takılıyorum. Görkem bana önceden gelip bunu yüzüme Kırmızı'da gitmeden deseydi ki ben dostum Aynur'u çağıracağım haberin olsun. Böyle böyle bir konu var. Geçmişten kalmışlarım söyleyeceğim. Onaylamayacaktım belki ama yine yaptıktan sonra daha böyle bir yüklenme yapabilirdi. Ki bunu zaten Berke orada söyleyemezsin. Berke yani sinirlenir. Ya da o anki agresifliği orada daha farklı olabilirdi. O yüzden söylemedim zaten.